Sonuçta ufak da olsa bir bilgi çıkacak. Hayalet değil ya bu Umut Ustabaş. Bana kalırsa şu an yaptığın vakit kaybından başka bir şey değil. Yani eski projelerine ulaşsan ne olacak ki? Sadece zaman kaybediyoruz. Buldum. Neyi? Daha önce yaptıkları projenin açık adresini. Benim hemen bilgi toplamam lazım, hemen. Dünya. Efendim? Ya şu yaptığının boşuna zaman kaybı olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Niye dinlemiyorsun sen beni? Dinliyorum, dinliyorum da boş boş bekleyemiyorum. Ne yapayım? Bak en ufak bir bilgi bile çok değerli. Adamlar her şeyi saklamışlar, gizlemişler, anlamıyor musun? Tamam, ben seni anlıyorum, anlıyorum da. Bak Umut, bu adamlar kirli adamlar. Hem de çok kirliler. Parayla pulla yaptıklarının yanlarına kalmasına alışmışlar. Ama bu sefer izin vermeyeceğim. Sadece bugün de değil. Dün ne yaptılarsa onu da bulup ortaya çıkaracağım. Ya dünya. Ya bak sen bir şey bulma umuduyla oyalanırken yani zaman geçiyor görüyorsun. Geçsin, umurumda bile değil. Makineye bağlı bir çocuğun elektriğini kestiler ya. Şu saatten sonra yıllar da sürse peşini bırakmayacağım. Ama sen mecbur değilsin. Gelmek zorunda değilsin. Hayır canım, ben mecbur olduğum için gelmiyorum. Yani senin yanında olmak istediğim için geliyorum. Dünya, hayırdır, nereye gidiyorsun? Ustabaşlarla ilgili bir mevzu var da onu araştırmaya gideceğim. Taksi şurada. Ya ben götüreyim seni. Yok ya, sen zahmet etme. Biz Umut'la gideriz. Kolay gelsin size. Sana da. Ya Dünya, tamam. Hani geldik de ne yapacağız? Bir yöntemimiz yok, elimizde bir bilgi yok, tanıdık kimse yok. Vallahi tanıdığım tanımadığım fark etmez. İnsanlarla konuşacağım işte. Tamam da kim o insanlar? Bilmem. Gerekirse tek tek hepsiyle. Yemin ediyorum babandan inat biri var deselerdi inanmazdım ha. Ta ki seni tanıyana kadar. Merhabalar. Merhabalar kızım, hoş geldiniz. Ben bir şey sormak istiyordum size. Tabii ki, ama... Tabii buyurun. Bu mahallede başlayan projeyi biliyorsunuzdur eminim. Bilmem mi? Ben o proje başlamadan önce bu mahallede yaşayan insanlarla bir görüşmek istiyorum. Ben bu mahallenin en eskilerinden biriyim. Ne hakkında görüşeceğiz? Her zamana bir de. Şimdi bu projeyi yürüten şirket, Ustabaşlar Holding. İnsanları mağdur etti mi etmedi mi bunu öğrenmek istiyorum aslında. Vallahi kızım, onu bilsem sen ne hal bilir. Bu mahallede benden de bir eskisi o var. Arada biri gelir. Gel ki buradaysa şansınıza. Peki ben nasıl ulaşabilirim bu Nihal Hanım'a? Bir saniye kızım. Tekrar çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim kızım. Görüşmek üzere. Teşekkür ederim. Görüşürüz. 580. Ay. Dünya. Sen iyi misin? İyiyim, iyiyim. Başım döndü bir an. İyiyim. Dünya, sen en son ne zaman yemek yedin? Dündü galiba. Ya ama olmaz ki böyle. Sen sağlığına dikkat etmezsen ne kendine ne başkasına faydan dokunmaz ki senin. Hadi itiraz istemiyorum, gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? İşe biraz ara vereceğiz. Teşekkür ederim Nihal Hanım. Görüşmek üzere. Acaba yemekten hızlıca kalkmamızın sebebini sorabilir miyim? Bu önemliydi ama. Hani bakkalın bahsettiği Nihal Hanım var ya, ondan bilgi alabiliriz gibi duruyor. Sen hep böyle misin? Nasıl mıyım? Yani sadece iş mi düşünürsün? Peki sen ne zaman iş düşünürsün? Malum, hala çalışmıyorsun. Ben İş bulmaya çalışıyorum. Sonuçta böyle kolay bulunmuyor değil mi? Hem lafı değiştirme lütfen. Ben sana bir soru sordum. Bunlar iş değil. Orası benim mahallem. Ailem. Çocukluğum. O insanların arasında büyüdüm ben. O yüzden de her birinin hayatı benim için çok değerli. Peki ya kendi hayatın, Dünya?
En son kendi hayatın için ne yaptın? Az önce yemek yedim mesela. Dünya, dalga geçme, bir soru sordum. Yani bizim öyle karma karışık hayatlarımız yok ki. Benim hayatım da bu işte. Bu kadar. Dünya, sen bundan da aklına gelebilecek herhangi bir şeyden de fazlasısın. Öyle değerlisin ki bu değeri lütfen ihmal etme. Arada sırada kendin için bir şeyler yap. Yani sen kendini düşünmezsen mahalleli ne yapar sonra? Merak etme. Ben onların dualarıyla gayet sağlıklıyım. Herhangi bir şeyden de fazlasısın. Öyle değerlisin ki bu değeri lütfen ihmal etme. Arada sırada kendin için bir şeyler yap. Eller çalışsın, eller. Peki şef, kızma başlıyorum. Şimdi, şunu alıyorum. Hı hı. Böyle. Sonra şuralardan kıvırıyorum. Hı hı. Ya olmadı gibi bu sanki. Yani bir senin sardıklarına bak, bir de benimkine. Ya senden bir şey rica edebilir miyim? Beni burada unutur musun? Lütfen. Üzgünüm ama... ben seni unutamam. Kolay gelsin Recep Baba. Sağ ol oğlum. Kolay gelsin Dünya. Sağ ol. Çıkıyor muyuz? İki dakika beklesene, çantamı toparlayayım, çıkalım. Recep Baba, sana bir zarf var. Bu ne oğlum? Tut bakayım şunu. Bu... Baba, iyi misin? Baba? Haciz mi? İhtarname mi? Evet, çıkabiliriz. Baba. Kalk kızım. Baba, iyi misin? Recep Baba, kötü bir haber mi? O ne kağıdı? Fatura kızım, olacak. Biraz sersemledim, hava çarptı galiba. Bak eminsin değil mi? Rengin atmış. Ya kızım, öksürsek mezara sokacaksınız siz de bizi. Bu kadar titremeyin üstümüze. Allah korusun da, bak eminsin değil mi baba? Başka bir şeyin yok. Ya anladım. Sen babamı hasta etmeden rahat etmeyeceğim diyorsun. Yok diyorum bir şey. Hadi bakın siz işinize. İyiyim madem.